Ezgi başlıyor galiba değil mi? Öyle bir şeyler söyledi değil mi? Evet, şehir dışından dönsünler başlayacak. Dönsünler mi? Ortağımla Göcek'e gittiler ya. Göcek mi? Evet. Pardon, sizin ortağınız kim acaba? Sana bahsettiğim yer burası işte. İnanılmaz. Çok güzel. Keşke hazırlıklı gelseydim, yüzerdik. Yüzelim. Kıyafetlerle mi? Daha önce duşa girmişliğim var. Şimdi o başka, onu karıştır be. Ya da şöyle yapalım. Hayır bak, bak hayır. Hayır, hayır. Tamam be, bir şey yok, sakin ol. Ne sakin ol ya, ölüyordum az kalsın. Ölüyor muydun? Gelsene buraya bir saniye. Sence ben sana bir şey olmasına izin verir miyim? Sorunlarından birisi de bu, biliyor musun? Biraz adrenalin, biraz böyle tatlı söz falan, tamamsın. Hazırsın yani, hemen çabucak teslim oluyorsun ya. Bu kadar kolay olmamalı. Tamam, şimdi benim gibi bir şeye de yani öyle kayıtsız kalmak falan kolay işler değil. Seni de çok iyi anlıyorum ama. Ne saçmalıyorsun sen be? Neye hazırmışım ben? İstesem seni öpebilirdim burada kolayca. Ya bak böylesin bak. Ya ne alakası var? Benim yüzüme güneş geliyordu, ben o yüzden kapattım gözümü. Bence aramızda her şeye hazır olan tek kişi sensin. Bu düştüğümüz durum da senin fantezin. Burada bu denizin ortası, senle öpüşmek benim fantezim. Evet. Deli misin sen ya? Kesinlikle senle öpüşmek isterdim. Ben erkeğim bir kere yani. Öyle beynimle kolay kolay düşünemem ki. Ama ne yaptım? Kendimi kontrol etmeyi bildim. Niye? Sen bana aşık olma diye. Yok ya. Bana bak. İçin çok rahat etsin, tamam mı? Asla ama asla senin gibi bir serseriye aşık olmam ben. O çirkin fantezilerini de kendine sakla. Hiçbirini benimle yaşayamayacaksın. Nereye ya, gelmişken? Bir iki yüzeydik, tadını çıkaraydık şu an. Kim ortağınız Ozan Bey? Özgür. Özgür? Özgür Atasoy. Tanıyorsunuz belki de, Ezgi'nin komşusu. Benim komşum Özgür Atasoy. Sanırım. Ya inanamıyorum ben ya. Ben Ezgi'yi onunla ilgili uyardım değil mi? Uyardım. Ya niye hep böyle burnunun dikine gidiyor bu ya? Tamam. Tamam. Dur, hemen kötü düşünmeyelim. Neyini düşünmeyelim Deniz? Ha? Adamın biriyle çıkıyor, Göcek'e kadar gidiyor. Ya belki iş için gitmişlerdir, olamaz mı? Bunlar Göcek'e niye gittiler? Sizin haberiniz yok muydu Göcek'e gittiklerinden? Oradan haberimiz varmış gibi mi duruyoruz? Yok. Ben hallediyorum. Şimdi şöyle ki... ne olursa olsun açıkçası size haber vermesi gerekiyordu. Çünkü ben yani bir yere gidiyor olsam bir arkadaşıma kesin haber veririm. Çünkü var, uğursuzu var, hırlısı, hırsızı, ne bileyim ya. Değişik, geçen mesela haberlerde okudum. Emre, sen aperatif bir şeyler hazırlıyordun sanki, değil mi? Ha, tabii tabii. Evet. Evet, Göcek'e niye gittiklerini sormuştuk ama cevap alamadım. Göcek'e niye gittiler? Evet. Göcek'e niye gittiler? Ya iş için gitmedikleri kesin. Hani şöyle bir şey olmuş olabilir. Yani böyle bir anlık bir elektriklenme. Sonuçta genç insanlar öyle bir... Düğün için gittiler. Düğün mü? Ne düğünü? Kesinlikle şu an kötü düşünmeye başlayabiliriz.
Ezgi'nin bunu bizden sakladığına şu an gerçekten inanamıyor. Ya tamam da o serseriyle gittiğini duyduğumuzda kızacağımızı biliyordu. Ya canım ne kızması ya? Ben şu anda sinirden deliye dönmüş durumdayım. Yani ben bu kıza 50 kere konuştum, 50 kere uyardım. Hanımlar, sanırım şefin söyleyeceği bir şeyler var. Çünkü araya girmeye çalışıyor, susmadınız. Evet, şöyle. Siz sanırım söylediklerimi yanlış anladınız. Yani farklı kurulmaya başladı hikaye. Onlar sevgili değiller. Değiller mi? Eminsin? Evet. Peki sevgili değiller ama adını koymamış olabilirler mi? Aa, bu daha kötü. Ne yani, takılıyorlar mı şimdi? Ay, hiç sevmediğim şeyler bu takılma falan, böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bana soracak olursanız bir kişi ya sevgilindir ya da değildir. Öyle takılmak falan hiç hoş şeyler değil yani. Emre, şöyle söyleyeyim. Sevgili değiller. Sadece sevgili numarası yapıyorlar. Yani biraz garip bir durum. Anlaşma gereği. Anlaşma mı? Siz niye hep aynı anda konuşuyorsunuz? Peki ne anlaşması bu? Yani onu anlatacaksınız herhalde değil mi? Söyleyeyim. Evet. Nedeniz? Neden ya? Neden? Haklı. Nasıl kalsın beni öpmesine izin veriyorum. Nasıl bir ilgi açlığı varsa artık bende. İki ilgi alaka görünce hemen teslim oluyoruz. Vallahi çok muhteşem değil miydi Yasu ha? Kendimize geldik. Ne yapalım, yavaş yavaş dönelim mi? Evet, iyi olur. İnşallah yengem gitmiştir, kurtulmuşuzdur ondan. Benim telefon neredeydi ya, gördün mü? Aa, bak görüyor musun, ben o hengamede bıraktım telefon orada. Seninki yanında değil mi? Evet, tabii ki yanımda. Yani şu tonlamandan ben senin gibi dağınık mıyım der gibisin. Anlaşılmak ne kadar hoş bir duygu, keşke yaşasan. Yani şu ifadene, ters ters cevaplarına bakınca bana fena sarmışsın. Ne saracağım sana ya? Hayır, sana ne saracağım, niye saracağım? Ben seni ciddiye bile almıyorum. Sen işte öyle kendi kafasında küçük çocukluklar, şakalar, komiklikler yapan birisin. Ben ciddiye almıyorum seni yani, çocukça. Yani beni ciddiye almıyorsan hiç sıkıntı yok o zaman, gergin de değilsindir. Hayır, tabii ki gergin falan değilim. ...25 cevapsız çağırma. Niye bu kadar üst üste aradılar ki? O şeyden oluyor ya. Açmıyorsun ya, devam ediyorlar. Nasıl duymadım? Çünkü denizdeydim. Senin yüzünden. Ya bana ulaşamayıp annemi aradılarsa? Ya annem onlara her şeyi anlattıysa? Çünkü annem her şeyi biliyor. Senin yüzünden. Belki de Serdar'ı aradılar. Yani Serdar'ı benim ektiğimi, asıl benim ektiğimi öğrenmiş de olabilirler. Çünkü Serdar'a da yalan söyledim. Benim yüzümden. Evet, tam olarak öyle, senin yüzünden. Ne yapacağım ben şimdi? İyi ki gergin değilsin bu arada. İyi ki yani, bir de gergin olsan. Ya bir şey diyeceğim ya, belki de hakikaten bundan hiçbiri olmamıştır. Boşuna panik yapıyorsunuz. Sakin ol yani. Cansu arıyor. Kesin yalan söylediğimi öğrendi. Kesin. Allah bilir nasıl sinirlenmiştir. Sinirlenmeyi bırak, üzülmüştür bir de ya. Çünkü ben hayatımda hiç Cansu'ya yalan söylemedim. Çünkü biz birbirimize yalan söylemeyiz. Birbirimizden hiçbir şeyimizi saklamayız. Ama benim yüzümden. Tam olarak öyle. Açacak mısın artık şu telefonu, yoksa kendinde beni de delirtmeyi planlıyorsun? Anlamıyorsun beni, açamam. Ezgi. Efendim? Ezgi, duyuyor musun beni? Alo? Cansu. Ya Ezgi, neredesin sen ya? Bak, tuzak soru mesela. Neredesin? Hemen böyle hop diye cevap verecek diye. Ben neredeyim? Bak sakın var ya, ağzında lafı geveleyip durma, tamam mı? Göcek'tesin değil mi sen? Evet. Aç. Ah Ezgi. Ah Ezgi, sabahtan beri denizde delirdik burada ya. Sen ne yapıyorsun ha? Sen neden bize yalan söylüyorsun? Doğru söyler insan ya. Evet yani, niye gerçeği söylemedin ki? Ben aslında size gerçeği söyleyecektim. Söylemem gerektiğini biliyordum. Çünkü... Alo. Alo.
yarabbi, bu eksikti, şarjım bitti. Alo. Alo. No. Ezgi. Alo. Hat gitti. Yo yo, hayır. Gitmedi, hat gitmedi. Kapattı, direkt kapattı o şu anda. Ben de yapıyorum bazen böyle, benim minnoşum şeyde, eskiden öyle olan. Böyle şey yapıyor, sorularla üstüme geliyor, köşeye sıkıştırıyor beni. Ben de çekmiyor. Alo, çek. Deyip kapatıyorum. Emre'cim ne diyorsun? Ya yok canım, Ezgi'yi kapatmamıştır bilerek falan. Değil mi? Doğru aslında. Tabii canım, şimdi günahını almayalım. Ya ben yapıyorum diye herkes de... Ben de eskiden yapıyordum zaten. Eskiden yapıyordum. Evet. Öğrenmiş öyle mi? Öyle. Kötü oldu işte bu. Kötü mü oldu? Kötü mü oldu? Tatlım, sana kötü olan hiçbir şey yok. Yine her zamanki gibi bana oldu. Of! Ne yaptın az önce sen? Hiç. Ya idrak edemedin değil mi hala? Farkında değilsin ne yaptığını. Sen teknenin anahtarlarını suya attın az önce. Aa. Aha. Teknenin miydi o anahtarlar? Onlarsız bu tekne çalışmıyor, böyle kalıyor burada. Böyle bir anlık sinirle oldu işte. Ne düşünüyorsun? Var mı plan? Ne yapacağız şimdi? Tekneyi nasıl çalıştıracağız? Ha? Telefonun da yok. Şarj cihazın var mı peki yanında? Şarj cihazın var mı yani? Çok güzel ya. Bravo vallahi, bak. Aferin. Ne bağırıyorsun ya? Aa, üstüme iyilik sağlık, bir de üste çıkıyor. Hayır yani, beni azarlayan da kendi telefonunu evde unutan biri. Telsiz çalışıyordur umarım. Duyabiliyor musun sesimi? Biliyor musun sesim? Alo. Evet, dinliyorum. Heh. Merhaba, kurtarın bizi, imdat. Ezgi'cim bir susabilirsen çok rica ediyorum ya. Aa. İyi be. Ses. Teknenin sigortalarını attırdım. Sakın bana bağırma. Bak sakın. Ne alakası var ya? Ben ne anlarım sigorta falan? Gemici miyim ben? Miço muyum ben? Tipe baksana. Ayrıca sen de o fincanı oraya koymasaydın. Sorumluluk al biraz. Kaç yaşına geldin? Ya benim senden önce ne kadar güzel bir hayatım vardı, ne kadar sakin bir hayatım vardı. Böyle huşu içerisinde yatıyordum ya. Seninle tanıştıktan sonra sürekli bir atraksiyon, sürekli bir gerilim. Of ya. Sakin mi? Sakin bir hayatın mı vardı? Pardon, hatırlatırım sana. Manyak manyak kızlar evde seni kovalıyordu. Böyle ağlayarak, emekleyerek terasıma geldin, ne olur beni sakla diye. Ben seni ellerinden aldım. Canikom, o seni tanımadan önceydi ya. Tanışmıştık seninle daha önce. Biz o olaylar olduğunda takside çoktan tanışmıştık biz. Yani seni tanıdıktan sonra başıma gelmeyen uğursuzluk kalmadı benim ya. Kadınlar kovalıyor ya beni. Manşet oluyorum ya, ben boy boy bay yanlış falan diye dergilere çıkıyorum. Skandallar üstüne skandallar ya. Bir dakika, bir dakika. Yani şöyle düşününce senin de bana pek uğurlu geldiğin söylenemez. Seni tanıdığım günden beri işimden kovuldum, evimden oldum. Yani benim yaşadığım kalbin yanında seninki hiçbir şey. Uğursuz. Ya dikkat et, dikkat et, dikkat et. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Olay olduktan sonra mı dikkat diyorsun? Ayrıca olta demedin. Sayayım değil mi? Bütün cisimleri tek tek ben sana sayayım, dikkat et diye. Ona dikkat et diyeyim, buna dikkat et diyeyim. Hepsini ben tek tek söyleyeyim yani sana. Acıyor mu? İyi misin? Acıyor. Ha? Acıyor mu? Evet. Tamam, sakin. Tamam, sakin. Geliyorum hemen. Bekle, bak böyle kal, tamam. O oltanın orada ne işi var? Sorumluluk almıyorsun işte. Fincan da o yüzden devrildi. Bir saniye ya. Dur iki dakika ya. Hemen onu hallediyoruz ya. Bekle. Evet. Aynen, sık. Evet. Tamam.
Şimdi buna bir şöyle tut böyle bir saracağım ben onu. Kalsın tamam mı? Daha iyisin değil mi? Ha? Evet. Tamam şimdi bırakalım bütün tatavaları da. Buradan nasıl kurtulacağız bir ona odaklanalım beraber ekip olarak. Bence de. Şu saniyeden itibaren şemkirmek, kavga etmek, suda boğmaya çalışmak, oltayla yaralamak, çirkin şakalar hiçbiri yok. Anlaştık mı? Anlaştık. Yok, yok hala ulaşılmıyor. Bir dakika, bir dakika. Özgür sizin arkadaşınız değil mi? Evet. Bunlar birlikte değiller mi? Muhtemelen. Peki biz neden Özgür'ü aramıyoruz? Evet. Evet. Mantıklı. Arayayım. Hayır yani Ezgi madem Özgür'le birlikte niye bizi arayıp haber vermiyor? Bilmiyorum ki. Belki de konuşmak, anlatmak istemiyor. Anlamadım yani. Evet şimdi böyle düşününce olabilir tabii. Sanki sizden bir şey saklıyor gibi. Ha? Yoksa böyle bir mesaj, bir şey şuradayım, buradayım, ulaşamayacaksınız gibi atardı. Alo Ebru'cum. Ebru? Ebru şey, Özgür'ün kız kardeşi Özgür Bey. Özgür'ü aradım ama... Ha, telefonunu evde unuttu. Tamam, tamam Ebru'cum. Abine söyler misin eve geldiklerinde beni arasın? Bir şeyler var. Tamam. Sevim teyzeye de çok selam söyle, tamam? Hadi bekliyorum. Şu an değil. Özgür telefonunu evde unutmuş. Ama kardeşiyle konuştum. Birazdan gelirler. Biz de onları yemeye bekliyoruz dedi. Yani tabii tabii şimdi boşuna da Ezgi'nin günahını almayalım değil mi? Belki şarjı bitmiştir, telefonu kapanmış olabilir o yüzden. Çekmeyen bir yerde olabilir. Evet evet, doğru söylüyor. Kesin şarjı bitti. Tabii canım, kesin şarjı bitmiştir. Yoksa niye suratımıza telefonu kapatsın? En kötü ne bileyim sonra konuşuruz falan derdi. Doğru, o kadar da aradık değil mi? Aradık tabii, arayacağız yani. Kurda kuzu teslim etmişiz, haberimiz yok. Ozan Bey, lütfen Ezgi gelince onu işten çıkarın. Hayır yani, bir de bütün bu olayları başlatan benim. Hayatım, seninle hiçbir alakası yok ya. Asıl suçlu olan benim. Ben onu böyle bu şekilde yönlendirmemeliydim. Yani onun başka bir ev tutmasını sağlamalıydım yani. Bakın, tamam yani anlıyorum hassasiyetinizi. Ezgi biraz bazı şeyleri saklamış, hatta biraz yalan söylemek zorunda kalmış. Hoş bir şey değil ama neden hala bu kadar tepkilisiniz anlamıyorum yani. Söylediğim gibi gerçekten Özgür'le sevgili olma gibi bir niyetleri yok. Sadece bir iki gün biraz takılıp gelmek zorundalar, o kadar. Ozan Bey, siz hiç ateşle barut diye bir şey duydunuz mu? Ben duydum. Ateşle barutu duydum. Ve Özgür Bey de gerçekten ateş gibi. Doğruyu söylerim ben. Ozan Bey. Buyurun. Şimdi şöyle bir durum var. Ezgi ilişkilerinde çok saf ve savunmasızdır. Yani en son ayrıldığı ilişkisinde... Çok üzüldü, çok yıprandı. Üst üste geldiyse. O yüzden açıkçası onun üzülmesini istemiyoruz biz. Yani Özgür Bey için iki günlük bir oyun olabilir ama... Ezgi ona kalbini açarsa... Ki bu sevgili rolü yaparken çok kolay olabilir. Anladım. Yani hassasiyetinizi anlıyorum. Haklı olduğunuz konular var. Yani Özgür söz konusu kadınlar olduğunda biraz duygularından çok mantığıyla hareket ediyor. Ve tabii ki özgürlüğünden hiç ödün vermiyor. Bu da... ...otomatik olarak arkasında biraz mutsuz kadınlar bırakıyor. Haklısınız. Ya bizim hayatımız öyle gidiyor maalesef ama içimiz gerçekten öyle değil. İşte bizim de korktuğumuz bu. Ya Özgür kötü bir değildir. Buna emin olabilirsiniz. Ben yarın düğün için Göce'ye gideceğim bu arada sabahtan. Özgür'le bu konuyu konuşurum. Ezgi'den uzak durması gerektiğini söylerim. Beni dinler diye düşünüyorum. Yani olmadı ben ararım. Beni de dinler çünkü. Gerçekten bunu yapar mısınız? Yani konu bu kadar hassasken... Sanırım yapmalıyım. Bu arada ben Ozan Şef'e kefilim. Gerçekten yani biz iyi insanlarız. Yani içi dışı bir. Değil mi?
Tabii. Bunları lafta herkes söyler de aksiyonla görmek lazım Ozan Bey, değil mi? Umarım onu da görürsünüz Deniz Hanım. Ben biraz rahatladım. Çok teşekkür ederim Ozan Bey. Sağ olun. Güzel. Tabii Ezgi'yi de bulursak iyice rahatlayacağız. Bu arada merak etmeyin. Özgür sorumsuz biri değildir. Yani eve döndüklerinde beni kesin arar. Beni de arar. Beni de arar, söyler hemen. Ezgi de bizi arar zaten. Biz artık... Deniz'in telefonu sizde var değil mi? Evet, var. Tamam o zaman. Bir haber alırsanız mutlaka arayın, bizi haberdar edin, olur mu? Tabii ki, tabii ki. Tamam, oldu. O zaman kalkalım biz. Tabii, tabii, tabii. Yine bekliyoruz. Hoşça kalın. İyi günler. Cansu Hanım, bekliyoruz ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.